وَابُ الْوُضُوِ لِلْسَّلَاةِ مَرَّةً مَرَّةً وَثَلَاثًا ثَلَاثًا. Bu babda abdest azalarında yıkayacak ya, yahut da mesedecek ya, birer kere mi yıkayacak, mesedecek, üçer kere mi yıkayacak, mesedecek, bunda da ihtilaf var. Bazıları diyor ki birer defa farz, üç defa sünnet. Bazıları da diyor ki üç defesi farz. Bunun arasında abdest azaları üçer defa yıkanırsa başa da üç defa mı mesedecek, bir defa mı mesedecek? Bu ihtilaf da var. Bu babda da bunları beyan ediyor. Haddesena Hüseyin ibn-i Nadr, haddesena el-Firyabiyyü, kâle haddesena Zâidetü ibn-i Kudâme, kâle haddesena Alkâmetü ibn-i Hâlid, ev Hâlid ibn-i Alkâmet. Ravi şekk ediyor, Alkâmetü ibn-i Hâlid mi Hâlid ibn-i Alkâmet. En Abdüheyrin, en Aliyyin radıyallahu anh. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh'den rivayet ediyor Abdüheyr ki, ennehu tavadda selâsen selâf. Üçer defa yıkadı. Abdest alırken azalarını üçer defa yıkadı. Sümme kâle hâzâ tehûr-i Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in tehûr-i buydu. Burada haşiyede rivayet ediyor ki Kûfe'nin rahbesinde, rahbe geniş bir meydanlık. Ya camının meydanlığı yahut da memleketin meydanlığı. Burada Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anh su istedi. Abdest aldı, azalarını üçer defa yıkadı. Evvela elinin birisini yıkadı, sonra öteki eline su döktü, onu yıkadı. Ondan sonra suyu avuçlarıyla aldı, abdest azalarını yıkadı. Üçer defa, başına bir defa mesetti, ayaklarını da üç defa yıkadı. Burada muhtasar geçiyor. Ve buyurdu ki, Resulullah Efendimiz'in abdesti böyleydi. حدثنا حسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق أن أبي حية الواسعي bunun doğrusu أن أبي حية الواسعي زينن değil de tabii أبو حية الواسعي den rivayeti ile den Ali رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله Hazreti Ali'den birincide Abdüheyr rivayet etti. Burada da Ebu Hayyetel Vadi'i. Tabiyenden iki zattan rivayet geliyor. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ali ibnül Ca'd kâle akberene ibn Sevban en abdete bini Ebi Lubabe en şakikin kâle ra'ytu Aliyen ve Osman'a. Burada da Şakik'ten rivayet ediyor. Şakik ibn Selemetel Esedi Ebu Vâi. Bunun ismi de bu. Diyor ki ben Ali'yi gördüm. Osman'ı gördüm. Tavadda her ikisi de abdest aldılar. Selasen. Üçer defa azaları yıkadılar. Ve kâle buyurdular ki Hazreti Ali ve Hazreti Osman hâkezâ kâne yetavadda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz böyle abdest alır idi buyurdular. Haddesena Ahmed ibn Yahya Suriyyü kâle haddesena el-Heysem ibn Cemil قال حدثنا ابن ثوبان فذكر بإسناده مثله. Bu Sevban'a getiriyor. Yukarıda Tahavi İbn Ebi Davud vasıtasıyla Sevban'dan rivayet eyledi. Burada da Ahmed İbn Yahya Suri'den yine Sevban'dan rivayet eyledi aynı hadisi. Ki Hazreti Ali ve Hazreti Osman abdest almışlar ve azalarını üçer defa yıkamışlar ve Resulullah Efendimiz'in abdesti böyleydi buyurmuşlar. İmam-ı Tahavi İbn-i Merzuk'tan rivayet ediyor. Haddesena İbn-i Merzuk kâle haddesena Ubeydullah İbn-i Abdülmecid el-Hanefi kâle haddesena İshak İbn-i Yahya en-Muaviyete İbn-i Abdillah en-Abdillah İbn-i Cafer en-Usman İbn-i Affan. İmam-ı Tahavi İbrahim İbn-i Merzuk el-Basri'den rivayet ediyor. Senedi müttasil ile o da Abdullah İbn-i Cafer. Cafer-i Teyyar'ın oğlu Abdullah'ın oğlu Maviye var diye. O Maviye, Ehl-i Beyt'ten. Ondan rivayet ediyor en Osman ibn Affan. O da Hazreti Osman'dan ennehu tavadda selâfen selâsen abdest azalarını üçer kere abdeste yıkadı ve kâle râytu Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem tevadda hâkede. Ben Resûlullah Efendimiz'i böyle abdest aldığını gördüm buyurdu. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Ebu'l Velid kâle haddesena Hammad ibn Seleme en Amr ibn Dinar en Sübey'in
عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. Burada da İmam-ı Tahavi Ebi Umame'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken asarlarını üç adete yıkadı. Fefi hadihi asar, işte bu eserlerde oruçludur ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tavadda selasen selasen abdestle abdest azalarını üçer kere yıkadı. Bu bir rivayet, burada bitti. Bir de şimdi üçer defa yıkayınca bu üç defa yıkanmak farz mıdır? Yoksa sünnet midir? Üç defa yıkadı. Ama farz olarak mı? Yoksa sünnet olarak mı? Ha, diyor ki şimdi bir rivayette var, birer defa yıkadı. Onu da zikrettikten sonra beyan edecek ki demek bir defası farz, üç defesi sünnet. Bir defa rivayeti de şöyle. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki اَنَّهُ تَوَضَّى مَرَّةً مَرَّةً abdestle azalarını birer defa yıkadı. Delil, hüccet, İmam-ı Tahavun de rivayet ediyor. Haddesene Ebu Rabi' İbn Süleyman el-Müezzin. Kale haddesene Esed, kale haddesene İbn Lehiya, kale haddesene Dahhak İbn Şurahbil, an Zeyd İbn Eslem, an Ebihi, an Umar İbn Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer'den rivayet ediyorlar. Kale rayitu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavadda marraten marraten. Peygamber Efendimiz'i gördüm, abdest azalarını birer kere yıkadı. Haddesene İbn-i Merzuk, ikinci hadis, İmam-ı Tahavi İbrahim İbn-i Merzuk'tan rivayet ediyor. Kale haddesene Ebu Asim an Süfyan an Zeyd İbn-i Eslem an Ata İbn-i Yesar an İbn-i Abbasim. Kale elâ unebbiyyüküm bi vudu'i Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in abdestini size haber vereyim mi? Marraten marraten, birer kere yıkadı. Evkale buyurdu ki tavadda marraten marraten, abdest azalarını birer defa yıkadı. Şimdi iki sahabeden geldi. Biri Hazreti Ömer'den, birisi de Abdullah İbni Abbas'tan. Bir daha getiriyor. Üçüncü sahabeden, Abdullah İbni Ömer'den. Haddesene İbni Ebi Davud. Kale haddesene Yahya İbni Salih el-Buhazi. Kale haddesene Ubeydullah İbni Amri. An İbni Necihin. عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال تودع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة Peygamber Efendimiz abdest azalarını birer kere yıkadı. Bu da Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. Haddesene ibn Ebi Davud قال haddesene Ali ibn Ma'bed قال haddesene Ubeydullah عن الحسن ibn Imara عن ibn Ebi Necih ثم ذكر بإسناده مثله. Ebi Necih'e çıkardıktan sonra yukarısını aynı diğer hadisi şerifler Abdullah İbni Ömer'den rivayet eyledi. Çünkü bu sonki hadisi Ebi Necih Mücahid'den, o da Abdullah İbni Ömer'den rivayet eylemiş. Burada da Hasan İbni İmari Ebi Necih'den, evet, o da Mücahid'den, o da Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor. Aynı hadisi şerifin iki senedini zikrediyor ki daha kuvvetli olsun. حدثنا محمد بن خزيمة وابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو. Burada an yerine bazı rivayetlerde de en Muhammed bin Amr'ın an yerine ibn var. An Abdullah bin Ubeydullah bin Abi Rafi an abihi an jaddihi. Evet, Abdullah İbni Ubeyd babası Abdullah'tan, o da dedesi Ebu Rafi'den rivayet ediyor. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördüm. Tavaddaha selasen selasen, üçer defa yıkadı. وَرَيْتُهُ yine gördüm. غَسَلَ مَرَّةً مَرَّةً birer kere. Yani bir defa görmüş Resulullah Efendimiz abdest azalarını üçer defa yıkamış. Diğer bir defa da görmüş, birer defa yıkamış. Niye? Cevazeli beyan için. فَسَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا bizim zikreylemiş olduğumuz bu hadislerle sabit oldu. Kimden zikrettiğimiz? اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'den ki اَنَّهُ تَوَضَّى Peygamber Efendimiz abdest aldı. مَرَّةً مَرَّةً birer kere yıkadı abdest azalarını. فَسَبَتَ بِذَالِكْ öyleyse bununla da sabit oldu ki اَنَّمَا كَانَ مِنْهُ Peygamber Efendimiz'den olan şey, o da neden mi? Vuduhi selasen selasen,
üçer defa yıkamış olduğu rivayetler ise innemâ huve bu li isabetil fadli, fazilete isabet içindir. Lel fardi, fard için değildir. Yani madem Resulullah Efendimiz bazı zamanlar birer defa yıkamış, bazı zamanlarda üçer defa yıkamış. Bundan anlaşılıyor ki birer defa yıkaması farz. Üç defa yıkaması farz değil, fadilet. Öyleyse herhangi bir asayı üç defa yıkaması sünnet. Bir defa yıkaması farz. Bu hüküm sabit oluyor.